Kanal Şirketler Grubu ve Ermetaş Limited'in sunduğu Bakış Açısı başlıyor. Bugün 25 Mart 2016 Cuma. Evet sevgili Cem yine aramızda yok bugün. Dolayısıyla bakış açısında ben Hasan Erçakıcı ile baş başasınız. Değerli izleyenler, gazete başlıklarını arkadaşlarımız okudular. Aslında yorumlanacak çok haber olduğunu görüyorsunuz. Bu cuma sabahında 40-45 dakika kadar bu haberlerin şöyle bir üstünden geçeceğiz. İkinci bölümümüzde ise klasik arabalar hakkında Sayın İnanç Babaliki ile bir söyleşi yapacağız. Ve sizi hafta sonuna böyle güzel bir şekilde, daha iyi bir psikolojiyle göndermeye çalışacağız. Ama ne kadar çalışırsak çalışalım, aslında psikolojimiz nasıl düzelebilir bilmiyorum. Çünkü her yerden, dünyanın her yerinden ölüm, acı haberleri geliyor. Terör dünyanın başına bela olmuş durumda. Son tabii Brüksel patlamaları, saldırıları nedeniyle artık dünyada güvenli bir yer kalmadığı endişesini taşıyoruz. Yani kaçacak bir yerde yok. Dolayısıyla dünyayı daha güvenli hale getirmekten başka çare yok. Ama güvenlikle özgürlüklerimiz çoğu zaman çakışıyor. Yani ne kadar güvenlik, ne kadar özgürlük ikilemi yaşıyoruz. Dünyanın bütün yerinde bu ikilem yaşanıyor. Özellikle teröre karşı alınabilecek önlemler konusunda polise, istihbarat örgütlerine, diğer güvenlik birimlerine acaba ne kadar yetki vermeli ki bizi terörden korusunlar ama bu yetkilerini de bize karşı kullanmasınlar. Yani insanca yaşamaya devam edebilelim, hakkımız, hukukumuz olsun. Örneğin Belçika'daki terör olaylarıyla ilgili olarak okuduğum birkaç haberde yakın geçmişte Belçika'da konutlara gece baskını yapılmasının polise yasaklandığını, yani gece insanlar evlerinde uyurken siz terörist avlayacağız diye apartmanlara, binalara, konutlara girerek insanlara baskın yapıp insanları terörist olsalar bile yataklarından alamıyorsunuz. Bu sayede Belçika polisinin gerek Paris saldırganları, gerekse terörle ilişkisi olduğu belirlenen veya iddia edilen birkaç kişiyi elinden kaçırdığına dair dün, önceki gün haberler okudum. Ve işte bu bir zafiyet mi? Diyelim ki Belçika'daki saldırı, acaba o insanlar yakalansa daha önceden, çünkü bu daha önce yani saldırıdan 15-20 gün önce
ortaya çıkan gelişmelermiş bunlar. Tabii şimdi bu saldırı vesilesiyle gazeteciler bu bilgilere ulaşıyor, bunları yayınlıyor. Acaba o ev baskınları, o konut baskınları yapılabilseydi ve o ilgili kişiler yakalansaydı, sorguya alınsaydı, bu baskınlar konusunda veya bu baskınları gerçekleştiren, bu patlamaları gerçekleştiren, yanlış söyledim, teröristler konusunda daha ayrıntılı bilgi alınır ve bu saldırılar önlenebilir miydi? Bunlar soru işaretleri. Ama tabii bir yanda güvenlik güçleri hem bu terör saldırılarını önleyememekle suçlanıyorlar, hem bir yandan kendilerine daha fazla yetki verilerek hayatımızı bütününü böyle terörle mücadele ortamında geçirmeyi engellemeye çalışıyor parlamentolar veya hükümetler. Kuzey Kıbrıs'ta da şimdi gündemde böyle bir konu var. Aslında daha henüz halkın gündemine tam inmemiş gibi görüyorum. Çarşamba gün toplanan Bakanlar Kurulu 7 yasa tasarısının meclise sevk edilmesine karar verdi. Bugün Cuma, aradan birkaç gün geçti. Artık bunları yavaş yavaş daha fazla tartışmaya başlayacağız gibi görünüyor. Bu yasa tasarılarını şöyle bir hatırlayalım. Buradan önümdeki notlardan okumak istiyorum. Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi yasa tasarısı. Bugünkü yeni düzende manşetten duyuruluyor bu 7 yasa tasarısı. Teknik araçlarla izleme yasa tasarısı. Polis tarafından kullanılan muhbirlerin ödüllendirilmesi yasa tasarısı. Kontrollü teslimat yasa tasarısı. Bunun ne olduğunu anlamadım ben. Gizli soruşturma görevlendirilmesi yasa tasarısı. Etkin pişmanlık yasa tasarısı. Ve herhalde günün sonunda ceza yasasında yapılacak değişiklikler. Ceza yasası değişikliği tasarısı. Evet, yeni düzen bugün bu tartışmayı başlattı. Aslında ben akşamdan notlarımı alırken bu konuda yavaş yavaş tartışmaya başlamamız gerektiğini söylemeyi planlıyordum. Bu nedenle de notlarım arasına bunu aldım ama ne iyi ki zaten bugün yeni düzen bu tartışmayı başlatmış. Bunun tabii insan hakları ile ilgilenen, ceza yasalarıyla ilgilenen ve dediğim gibi bu güvenlik yasalarıyla ilgilenen hukukçular tarafından ciddi bir şekilde tartışılması gerekiyor. Biraz önce o ikilemi söylemiştim, tekrar etmek istiyorum. Ne kadar güvenlik, ne kadar özgürlük, o denge hangi noktada kurulmalı? Örneğin Batı'da da İngiltere başta olmak üzere bir süre önce, birkaç yıl önce terör tehlikesi nedeniyle bu tür yasalarında ciddi değişiklikler yapmış ve güvenlik kuvvetlerine ciddi etkiler vermişti. Biraz önce yine söyledim. Acaba Belçika'daki yasal durum bu terör saldırılarının önlenmesinde bir zafiyet yarattı mı, yaratmadı mı? İşte bunların hepsine 11 Eylül sendromu da diyoruz, biliyorsunuz. 11 Eylül 2002 galiba ve 2001'de Amerika'da İkiz Kulelere yapılan saldırıdan sonra veya orada meydana gelen olaydan sonra özellikle terör korkusu, terör tehlikesi Batı dünyasını da sarmış bulunuyor. Ve bu nedenle o şimdiye kadar hep yurttaşların lehine değiştirilen bu gibi yasalar aslında şimdi biraz güvenlik kuvvetlerine, güvenlik birimlerine daha fazla yetkiler verecek şekilde terse dönerek revize ediliyor, düzenleniyor. Bizim de gündemimizde
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de gündeminde. Şimdi 7 tane böyle yasa var. Yeni düzenin iç sayfalarında bu yasalarla ilgili bilgiler var. Takdir edersiniz ki ben hepsini şu ana kadar okuma fırsatı bulamadım. Çünkü gazeteler elimize ulaştıktan sonra bunlara bakma şansımız var. Ama başlıklarını size okumak istiyorum. Bakanlar Kurulu tarafından geçtiğimiz gün onaylanan teknik araçlarla izleme yasasıyla, yani bu teknik araçlarla izleme yasası neymiş? Halka açık yerlerde, iş yerlerinde, yüz yüze görüşmelerde dinleme ve izleme yapılacakmış bu yasa sayesinde. Muhtemelen bu gizli soruşturmacı bununla ilgili yasa herhalde şu olsa gerek. Gizli soruşturmacılar görevlendirmek. Bununla ilgili gizli soruşturmacılar görevlendirebilecekmiş güvenlik güçleri ve bunlar örgütlere sızarak bu örgütlerdeki durumu, bu gizli örgütlerdeki terör örgütü olduğu varsayılan örgütlerde konuşulanı, olanı, biteni, yapılan planları güvenlik kuvvetlerine haber verdirilecek. Bununla belki ilişkili bir şey de muhbir kullanmak yasal hale gelecek. Ve bu muhbirlere ödüller verilebilecek. Suç örgütü kurmaya karşı yasa dışı faaliyetlere karşı ceza yasasında değişiklikler yapılacak ve 11 yıla kadar hapislik verilebilecek. Bu kontrollü teslimat yasasının ne olduğunu anlamadım demiştim biraz önce. Kaçak veya kaçakçı olmasından şüphe edilen madde ve belgelerin emare alınması amacıyla yurt içinde ve yurt dışında belirlenmesi amacıyla bir şeyler dağıtılacak ve işte herhalde bunun gerekleri var. Bunun ne olduğunu gerçekten anlamak biraz zor. Bazı işler yapılacak diyelim, geçelim, vaktinizi almayayım. Dediğim gibi gazetede bunlar var. Tabii iç sayfalardan, yeni düzenin iç sayfalarından bir görüntümüz var ekranda. Yani bunlar aslında yasayla düzenlenecek. Yani bunları birer cümleyle polise veya diğer güvenlik birimlerine bu yetki veriliyor. İstedikleri gibi ensemizde boza pişirecekler diye bir şey yok. Nitekim başlığı görüyorsunuz ekranda. Başsavcı onayı lazım, kaza mahkemesi başkanı kararı şart, bu gibi durumlarda. Tabii bunlar da düzenlemeler. Yani o vatandaşın özgürlükleri, haklarıyla güvenlik kuvvetlerinin veya güçlerinin çalışabilme koşullarının yeniden düzenlenmesi arasındaki dengenin nasıl kurulabileceğini tartışmaları içerisinde başsavcılığa, mahkemelere ve dikkat edin başlıkta bir kaza mahkemesi yargıcına verilmiyor bu görev. Kaza mahkemesi başkanına veriliyor bu görev. Dolayısıyla bunlara da tabii ciddi sınırlamalar veya düzenlemeler geliyor. Yani birinin hakkında bir dinleme mi yapacaksınız? İşte yeni modern dinleme aletlerinizle açık alanda falan, mutlaka bir mahkeme kararına ihtiyacı olacaktır güvenlik kuvvetlerinin. Yoksa bu hepimizi dinleyecek. Veya işte az önce Belçika örneğini verirken söylemiştim. Gece eve baskın yapabilecekse polis, hükmü garaguşi, gece ansızın evimize baskın yapabilecek demek değildir. Ama buna rağmen eleştiriler var tabii. Yeni düzen bugün bence iyi bir iş yaptı.
sayfalarında çok geniş yer verdi buna. Ve biz bu haberler doğrudan bizim yurttaşlık haklarımızla çok yakından ilgilidir. Dolayısıyla bu sayfalarda bu yasa tasarıları hakkında bilgiler var. Herhangi bir şeyi tartışmaya başlamadan önce aslında bilgi sahibi olmak en önemli aşamadır. Doğru bilgi sahibi olmak. Hükümet ne yapmaya çalışıyor bu konuda? Bu konuda gerçekçi, doğru bilgi sahibi olmak için işe bugünkü yeni düzenden başlanabilir. Ama yeni düzenin yayın yönetmeni sevgili Cenk Mutluyakalı bir tenakuza, bir çelişkiye de dikkat çekiyor. Bildiğiniz gibi Cumhuriyetçi Türk Partisi uzun yıllardan beri polisin sivile bağlanmasını siyasi hedeflerinden birisi olarak her seçim döneminde tekrarlamakta, hükümetlere katıldığı zaman hükümet programlarına koymaktadır. Cenk Mutluyakalı diyor ki, acaba şimdi sivili mi bağlıyoruz? Nereye? Herhalde güvenlik kuvvetlerine. Bugünkü yazısında da bunlara değiniyor. Ama muhbirler gezinecek içimizde. Telefonlar dinlenecek. Polis suçlularla işbirliği yapacak. Ödüllendirecek onları diyor. Ve bu yasa tasarılarını yeren bir dil kullanıyor. Bir de ikaz yapıyor. Bu iktidarın sonrası da var. Bu işin yarını da. Şimdi bu iktidarın sonrası da var ikazı. Cenk Mutluyakalı tarafından kime yapılıyor? CTP'nin bugün hükümette yer alan üyelerine, yani Sayın Başbakan'a, Sayın İçişleri Bakanı'na veya bugünkü CTP Genel Başkanı'na, Sayın Mehmet Ali Talat'a, CTP yöneticilerine yapılıyor. Yarın muhalefete düştüğünüz zaman gelmeyin bu karşımıza ve bu yasalardan şikayet etmeyin demeye getiriyor. Aslında manalı bir cümlecik, çünkü virgülle ayrılmış bir yarım cümle bu, cümlecik yani. Bu iktidarın sonrası da var. Şunu anlıyorum. Yani iktidarda başka, muhalefette başka, yapmayın. Ama eğer şimdiden sonrası benim değerlendirmem. Eğer güvenliğimiz için bu yasal düzenlemelere gerek varsa ve toplumsal olarak da aslında bu kanaate varırsak bunun neresi kötü? Bugün iktidarda olan Cumhuriyetçi Türk Partisi bu yasa tasarılarını meclise sevk eder ve geçirirse ve bu bizim güvenliğimiz için bir gereklilikse elbette bunları yarın iktidar sonrasında muhalefete düştüğünde de, bu siyasetin cilvesidir, bir gün iktidar olursunuz bir gün muhalefet, savunabilmelidir diye düşünüyorum ben de. Ve Cenk Mutluyakalı'nın bu ikazının altında acaba şimdiye kadar iktidarda başka, muhalefette başka söylenmesi mi yatıyor diye de merak ediyorum ve bunu Mutluyakalı'ya soruyorum. Bu ikazı niye yapmak ihtiyacı hissettin sevgili Cenk? Yani bugüne kadar böyle olduydu, bundan sonra da böyle olacak mı demek istiyor. Bu da Cenk'e. Değerli izleyenler, bir tarımsal üretim sorunumuz var gibime geliyor. Bu programda da biz bunu sıklıkla dile getiriyoruz. İşte yakın geçmişte, geçen haftaların içerisinde sokaklara dökülen sütler olduğuna dair haberler etrafta dolaştı. Bu haberleri konu ettik ve nasıl olur dedik. Yani bir şeyin fazlalığı varsa fiyatı düşer, satılır. Belki zararına satılmış olur o gün için ama bunu kendine göre piyasa bir süre sonra düzenler. Belki bazı üreticiler piyasadan çekilir, tekrar ihtiyaç kadar süt üretilir,
fiyatı yeniden gerçekçi bir noktaya gelebilir. Böyle bir şey olabilir mi? Olamıyor. Tarımda, tarım ürünlerinde bu mekanizma tam manasıyla çalışamıyor. Dünyanın her yerinde bu böyle. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde biraz daha fazla böyle. Bunların hiçbir esnekliği yok. Hatta fazla ürünü başka bir firmaya satma şansı bile yok. Tarım Bakanımızın dün mecliste bu konularda yapılan eleştirilere yönelik olarak yaptığı açıklamalar var. Sayın Bakan, Sayın Şahali diyor ki, ülkede ciddi süt birikti. Günde 350 ton süt ihtiyacı varken, rakam da veriyor Sayın Bakan, günde 350 ton süt ihtiyacı varken bugün itibariyle ellerinde 480 ton süt bulunuyormuş. Ve bunu Türkiye, Rusya ihracatının durması ile Türkiye'nin aslında Rusya ile ilişkilerinin bozulması ile KKTC'ye etkilediğini işte pek çok üreticiden de duyduk, gazetelerde yazdı. Antalya'daki turizm faaliyetlerinin büyük ölçüde durmasıyla, Rus turistlerin durmasıyla tüketimin azaldığı. Ama biz tabii bu süt ürünlerimizi Türkiye kadar ağırlıklı bir şekilde Körfez ülkelerine, yani Basra Körfezi etrafındaki Arap ülkelerine de satıyorduk, emirliklere satıyorduk. Onlar da durmuş gibi görünüyor. Ortada bir problem var gibi görünüyor. Yani ürettiğimiz sellime talep yok veya peynirlerimize talep yok. Süt fazla elimizde kaldı. Ama heyhat, dünkü Kıbrıs gazetesinin manşetinde ve iç sayfalarında, biz onu dün çok değerlendirme fırsatı bulamamıştık. Eğer sevgili Mustafa gösterirse şimdi ekranda görürüz hemen. Tam tersi bir haber çıktı. Piyasaya girmek isteyen bir iş insanımız, işte borçları yüzünden kapanma durumuyla karşı karşıya kalan bir süt fabrikasını devralmış ve süt ürünleri üreterek ihraç etme potansiyeli var ama süt bulamıyor. Süt Endüstrisi Kurumu kendisine süt vermiyor. Hüseyin Ekrem Ergil. Şimdi Hüseyin Bey az sonra telefon hattımızda olacak ve kendisine soracağız. Yani nasıl olur böyle bir şey? Yani Hüseyin Bey süt almak istiyor, hellim yapmak istiyor veya başka süt ürünü yapmak istiyor. Bunları satabileceğine inandığı için elbette bunları yapmak istiyor. Belki bir risk de alacaktır her iş insanı gibi. Ama kendisine süt verilmiyor. Bilmiyorum, telefonumuz hazır mı Mustafa? Hüseyin Bey günaydın. Günaydın Hasan Bey, iyi yayınlar dilerim. Buyurun. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkürler size Hasan. Erken mi uyandırdık bugün? Yok, normalen erkenciyim ben. Buyurun. Nasıl erkencisin? Erken kalkıyorum. Normalden hem Starlinger biliyorsunuz, bizim erken işe gitmem gerekiyor. Yolda girme yoluna gidiyorum, Erbin Lefkoşa'dan diye. Biraz erken kalkıp toparlanıp gidiyorum. Buyurun. Şimdi bu süt meselesi nedir? Yani sen süt almak istiyorsun sevgili Hüseyin ve piyasada süt yok mu? Vallahi realiteye baktığımızda Sayın Bakan'ın da açıklamalarından da gördüğünüz gibi tonlarca sütü döküyorlar. Biz sizin de gayet net özetlediğiniz gibi daha önceden finansal bir takım sorunlar yaşamış ve faaliyetini durdurmuş bir süt fabrikasını, Atılburun'da duran bir süt fabrikasını almak istiyoruz. Zaten biz daha önceden de belirttiğim gibi zaten biz geçen yıldan itibaren belli bir miktarda Körfez ülkelerine ihracat yapıyoruz. Hı hı.
Bunu değerlendirerek dedik ki atıl kalacağına bu fabrika biz üretelim. Siz, hatta, siz yani Hüseyin Beyciğim süt ürünlerinin ticaretini yapıyorsunuz. Bazı üreticilerden alıyorsunuz ve bunların ihracatını gerçekleştiriyorsunuz. Evet doğrudur. Şimdi yani elinizde bu imkan var, ihracat imkanı da var diyorsunuz. Evet. Ben ve işte arkadaşlarınız da kim olduğunuzu tam bilmiyorum. Öğrenmeye de gerek yok. Biz yapalım, biz satalım. Yok sadece yapalım değil. Şu anda iç piyasadan tedarik ettiğimiz, diğer firmalardan tedarik ettiğimizin üzerinde bir talep var. Ha. Bu talebi de hem yönlendirmek açısından hem de aklımızda olan bir fikri gerçekleştirmek açısından bu işe giriştik Hasan Bey. Esas da burada örnek almamız gereken şey şudur. Yani doğrudur, hellim bizim ülkemiz için çok önemli bir ürün. Hatta coğrafik tesirle tamamen bize has bir ürün olmasını istediğimiz bir milli ürün gibi düşünürsek eğer. Bu noktadan bu ürünün hem pazarlamasını hem de çeşitlendirilmesini düşünerek. Yani biraz daha inovasyon gerekiyor galiba. Çünkü kesinlikle. Aklımızda bir fikir var dedin sevgili Hüseyin. Evet doğrudur. Yani bu ticarette ya ara sıra aklımıza bir fikir de gelmesi gerekiyor yani. Kesinlikle tabii. Eski aynı metotla devam etmek de bir sıkıntı mı oluyor? Zaten sıkıntı budur Hasan Bey. Biz şu anda süt ve süt ürünlerinden imal edilen ürünlere baktığınızda, sütten imal edilen ürünlere baktığınızda karşınıza İki tip ürün çıkıyor. Bir kaşar çıkıyor. Bir de diğer taraftan hellim çıkıyor. Bunun çeşitliliğine baktığınızda hellimin bir tuzlusu var, bir tuzsuzu var. Daha farklı bir ürün yapmıyoruz. Ama bugün sanki bizim hellimimiz gibi bir beyaz peynir örneğimiz var Türkiye'de. O da milli ürün gibi bir ürün. Ama bir bakıyorsunuz hem raflarınıza hem üretilen ürünlere belki de 15-20 çeşit beyaz peynir var. İşte. Var. Efendim dilimlisi var, süzmesi var, koyunu var, keçisi var, ineği var. Biz bu çeşitlilikten de hareket ederek bu yatırıma girişmek istedik. Ama maalesef hem inek sütünde hemse devlete talebimiz hemse şu anda değerlendiremedikleri keçi ve koyun sütünde de aynı talebimizi ilettik. Ama maalesef yeni aktörün gelmesi bir takım çevreleri ve bir takım odakları diyeyim rahatsız ettiği için devlet bir türlü karar üretemiyor. Ama Hüseyin Beyciğim şimdi şöyle diyelim. Tabii ki bir sektöre yeni bir aktörün gelmesi, belki yeni yatırımlar yapılması, mevcut aktörleri dünyanın her yerinde rahatsız edebilir. Çünkü rekabeti artırır. Yani doğru. Rekabet sevimli bir şey değil ki. Rahatınız kaçar en azından değil mi? Ama niye bunu... yasal düzenlemelerimiz veyahut da devlet bu yeni aktörü girmesini engelleyici davranışlar içerisinde bulunuyor? Bizim esas sorunumuz herhalde budur. Yoksa kesinlikle. Sektördeki diğer aktörlerin bundan rahatsız olmasından doğal bir şey olamaz. Ya burada zaten rahatsızlık şunu getiriyor Hasan Bey. Yani okey. Yeni bir aktör geliyor, belki daha inovatif fikirlere sahiptir, belki daha girişimcidir, belki pazarlama noktasında daha etkindir. Elbette ki bir takım avantajlarını görüyor zaten yatırımcı ki buraya yatırım yapmak istiyor. Ama bu devlet tarafından engellenilmesi... Devlet nasıl engelliyor bunu Hüseyin Beyciğim? Korkuyor karar üretmekten hükümet anladığım kadarıyla. Yani yeni bir aktör diyor, yeni bir aktör gelebilir, süt kurumu diyor. Ya devlet korkar mı? Yani Hüseyin nasıl, izahatlar yeterli değil, kusura bakma bunları kabul etmem sabah. Daha açık söylemek gerekirse devlet korkuyor. Neden? İşte emsal olacak, işte efendim bir takım... Emsal olmasının ne zararı var? Bunu emsal olursa iyi bir şey. Yani yeni aktörlerin gelmesi, yeni inovatif ürünlerin ortaya çıkması... Farklı ürünlerin ortaya çıkması, 15-20 çeşit hellim olması veya başka süt ürünleri olmasının ne zararı var? Bizce de zararı yok. Bunu işte muhatap olarak gördüğünüz hükümete sormanız lazım. Biz yapmak istiyoruz. Yanlış yere sorduk galiba. Ve garip olan şudur Hasan Bey. Bizim bir türlü anlam veremediğimiz garip olan şudur.
ham maddesini döküyorsunuz. Efendim? Evet. Yanlış yere sordum. Evet, haklısın aslında. Kolay eriştiğim için sana seni hemen programa konu kaldım ama inşallah pazartesine belki Süt Endüstrisi Kurumu Müdürü Fidan mı veyahut da Sayın Bakan'ı belki bir telefona bağlayabiliriz. Neyse. Çok isabet olur bence. Yani en azından biz de gerekçe duymuş oluruz. Şimdi Fidan Hanım diyor ki bunu değerlendiriyoruz diyor. Ben ama dünkü kadar? Haberi tekrar bugün için tabii tekrar okudum. Kaç günden beri değerlendiriliyor, size sorabilir miyim? Biz 15 Şubat'ta ilk talebimizi götürdük kuruma. Neredeyse bir ay bir geçtik. Bir ay 10 gün oldu. Evet, bugün 25'i. Hala değerlendiriyoruz. Zaten bu süt işi, yani bunun şeyi yok. Bu hatta belki de birkaç saatlik bir değerlendirme olması gerekiyor. Yine Fida Hanım diyor ki, değerli izleyenler, sevgili Hüseyin bunu sen de duy ama şimdi daha fazla izleyenlere söylüyorum bunu. Bu fabrikanın diyor borcu var. Eski borcu var. Şimdi değerli izleyenler, bu devletimizin ve görevlilerimizin ne kadar hukuk konusunda çorak olduğunu bize gösteriyor. Fabrikanın borcu olmaz. Fabrika bir maldır. Bir gerçek veya tüzel kişinin borcu olabilir. Yani Hasan Erçakıcı'nın borcu olabilir. Hüseyin Ekrem Ergil'in borcu olabilir. Hasan Erçakıcı Limited'in borcu olabilir. Bilmem Süt Ellimci Limited'in borcu olabilir. Fabrikanın borcu olmaz. Bu şekilde davrandığımız sürece bu tesisleri, ki zaman zaman bu turizm tesislerinde de ortaya çıkıyor, yıkıma götürüyoruz. Şimdi eğer bir iş insanımız, üzgünüz, belli ölçülerde başarısız olmuşsa, ki Hüseyin Bey'in gazeteye yaptığı açıklamada bu vardı zaten, ve bir bankamız alacağına karşılık bu süt fabrikasını devralmak durumunda kalmışsa, bunu tabii ki en kısa sürede değerlendirmesi hem o bankanın alacaklarını tahsil edebilmesi bakımından önemlidir, hem de çoğu zaman milli değer, milli servet dediğimiz bu tesislerin değerlendirilmesi, yoluna devam etmesi bakımından önemlidir. Yanlış mı söylüyorum Hüseyin? Katılıyorum, katılıyorum. Dolayısıyla devlet kurumu sayılan Süt Endüstrisi Kurumu'nun müdürünün ama ne yapacak, bu tesisin bize borcu var. Tesisin size borcu yoktur Fida Hanım. Siz bu sütü kime vermişseniz, gerçek veya tüzel kişilik, onun size borcu vardır. Yeterli teminat almamışsanız bu kurumunuzu yönetenlerin ihmalidir. Teminat aldığınız halde verdiğiniz borç miktarı bu teminatı geçtiği halde süt vermeye devam etmişseniz bu sizin sorununuzdur. Ve belki de o kurumu zarara uğrattığınız yüzünden de cezalandırılmanız da gerekebilir. Çünkü siz orada bir kamu görevi yapıyorsunuz. Kendi nam ve hesabınıza çalışmıyorsunuz. Artık bu normlarda, bu standartlarda davranışlar bekliyoruz ekonomik hayatımızın içerisinde. Çünkü bu standartlarda davranışları sergilemediğimiz takdirde işte bu gibi sorunlara da neden oluyoruz. Hüseyin, tabii seni biraz geç aradım, özür dilerim. İlk bölüm süremiz doldu ama bir soru daha var, bir sorun daha var. Evet. Bu badades durumu nedir? Şimdi sen alıyorsun, satıyorsun, market çalıştırıyorsun. Bu badadesin hali ne olacak peki? Vallahi Hasan Bey, önce şunu çok net ortaya koymak lazım benim gördüğüm kadarıyla. Birinci devlet kurumlarının regüle ettiği ticari emtialardan hepsinde bu sıkıntı vardır. Vardır, sorun Sütte var. De sıkıntı var. Toprak ürünlerinde de sıkıntı var. Yani bence buna hükümetin oturup da dört başı mamur serbest piyasa ekonomisinin getirdiği şartları, regülasyonları doğal sürecine bırakıp da üreticiyi direkt olarak alıcıya satmanın yönüne gitmesi ve kalite anlamında teşviklerin verilmesi gerektiğine inanıyorum ben. Yani bir ürünü siz teşviklendiriyorsanız aynı sorun Narinciye'de de yok mu Hasan Bey? Nerede? Siz ürüne, Narinciye'de de aynı sorun. Narinciye'de de. Siz ürüne teşvik verdiğiniz sürece bu işin rekabet edilirliğini önlüyorsunuz. Bence tesise teşvik vermek lazım, pazarlamaya teşvik vermek lazım,
yeniliklere teşvik vermek lazım. Sen gene de Hüseyin bana bu badadezde ne olduğunu da anlat lütfen. Biliyorsan. Aslında çok fazla şunu söyleyebilirim çok özetle size. Yani bu badatesin bir miktarında veya bilmiyorum. Evet. Sayın Yeşilada diyor ki bilmiyorlar üreticiler, yanlış yapıyorlar. Bugün gazetede de var arkadaşlar. Hangi gazeteden almıştık onu Mustafa? İstersen koy ekrana. Zamansız söküyorlar, susuz bırakıyorlar vesaire diyor. Kim diyor? Ahmet Yeşilada Bey diyor. Evet. Ben bilmiyorum. Ve işi bilmeyenler yapıyor, güvelenmesine neden oluyor. Sonra da ürünümüzün namını kötülüyorlar, şöhretini kötülüyorlar ve düşük fiyatlarla satıyorlar diyor Ahmet Yeşilada. Diğer taraftan Mehmet Bicen, Doğancılı üreticimiz ve Üretici Birliği Başkanımız diyor ki bu güvenin hiçbir zararı yoktur. Türkiye'ye girmesini önlemekle bize ambargo uyguluyor diyor. Devletimiz de diyor bununla ilgilenmiyor. Düşünebiliyor musun yani Hüseyin şeyi, karmaşayı? Tabii yeşil at tüzüğü diyor bize fırsat vermiyor. Oysa ben içindeyim o konuların, biliyorum. Defaatle Avrupa Birliği'nden uzmanlar davet edilebiliyor. Bu tarlaları, ürünleri kontrol ediyor. Yeşil at tüzüğü kapsamına girenler metandan güneye geçebiliyor. Oysa işte dün Beyermudu bölgesinde, Dikelya'da, İngiliz üst zer bölgesi içerisinde bazı tırlar, kamyonlar yakalandı. Patateslere el konuldu. Mehmet Bicen de diyor kaçakçı durumuna düşürüldük. Çünkü mecbur olduk ürünümüzü bu şekilde satalım güneye. Yani bir yanda bir hukuki yol açılmış duruyor, kullanmıyoruz yeşil at tüzüğü veya kullanamıyoruz. Diğer taraftan Türkiye'ye ihracat etme potansiyeli var, güveli mal gönderiyoruz, Mersin kapısından dönüyor. Türkiye ile ilişkilerimiz kamuoyu önünde tartışılır hale geliyor. Bir üreticimiz diyor ki Türkiye bize ambargo uyguluyor diyor. Bir Üreticiler Birliği Başkanımız diyor ki bunu bilinçsiz üreticiler yapıyor diyor. Neden oluyorlar buna? Türkiye'yi de suçluyorlar. Buna hakları yok. Bilmiyorlar bu işi diyor. Ve badadezimizi de kötülüyorlar diyor. Ne oluyor? Bir tüccar olarak sana soruyorum bunu. Vallahi kendi bir market işletmecisi. Senelerce market yöneticiliği yapan birisi olarak soruyorum sana bunu. Valla benim gördüğüm şudur Hasan Bey. Kendi kendimizi rehabilite etmezsek ürünümüze hem devlet nezdinde hem de üretici nezdinde sahip çıkmazsak, doğruyu ve rasyonaliteyi yakalamazsak bunlar hep başımıza gelecek maalesef. Maalesef. Çok teşekkür ederim Hüseyin. Demek ben ki... teşekkür ederim Hasan Bey. Çok hayırlı işler ederim. Dilerim. Kolaylıklar dilerim. Bak bu sütü al, elin mi yaparsın, ne yaparsın, inovatif ürünler peşinde koşuyorsun, ne yaparsan yap, sat kardeşim. Üreticilerimizi de kurtar, bol kazançlar dilerim. Yeni yatırımlar yapmak için kazanç şarttır. Ülkemize yeni yatırımlar yapın, güzel şeyler yapın, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim, iyi yayınlar. İyi yayınlar, teşekkürler Hüseyin, iyi işler. Değerli izleyenler, epey ilk bölümü aşıyoruz ama bir konuyu sadece gündeminize getirmekle yetineceğim. Sayın Hüseyin Angolemli, dün mecliste yaptığı konuşmada taşınmaz mal komisyonuna, bugüne kadar, daha doğrusu taşınmaz mal komisyonunun bugüne kadar ne kadar meblağ ödediğini ve satın alınan malların şu anda kimlerin üzerinde olduğunu sorduğunu, ancak sorusunun sadece birinci bölümüne yanıt verildiğini belirtti ve kaos çıkacağı gerekçesiyle sorusuna yanıt verilmediğini iddia etti. Bu taşınmaz mal komisyonunun faaliyetleri son dönemde oldukça kısıtlanmış gibi görünüyor. Dünkü Rum basınında da bununla ilgili
bir haber vardı değerli izleyenler. Bugün gazetede görebilirsiniz sanırım bu haberi. Filelefdoros gazetesi bu yıl komisyona yalnızca 15 başvuruda bulunulduğunu, Kıbrıs Rumların sadece 15 başvuruda bulunduğunu, komisyonun önünde 5000'den fazla başvurunun beklediğini, karar için beklediğini belirtiyor. Bugüne kadar komisyona toplamda 6276 başvuru yapıldığını, yani yuvarlarsak aşağı yukarı 1000 dosyayla ilgili karar verildiğini söyleyebiliriz ve 5000 dosyanın da karar için beklediğini söyleyebiliriz değerli izleyenler. Yani 5'te 1 değil bu, 6'da 1'ini kararlaştırmışız demektir bu. Unutmayın bunu da lütfen. Ve para yok anladığım kadarıyla. Taşınmaz mal komisyonuna yapılan başvurular yeterli ama bizim paramız olmadığı için bu dosyaları neticelendirip insanlara tazminatlarını ödeyerek bu mallarını clear edemiyoruz, bir yerde temizleyemiyoruz. Şimdi bu durum böyle giderse bu 5000 kişiden birkaç kişisi belki iç hukuk yolları tükendi artık diyerek bu konuyu yeniden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürebilir. Biliyorsunuz ki bu taşınmaz mal komisyonu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarıyla güçlendirilmiş ve çalışmaları onaylanmış, iç hukuk yolu olarak kabul edilmiş ve Kıbrıs Rumlara ilk oraya gideceksiniz denilmiş bir komisyondur. Yani uluslararası hukuk içerisine sokmayı başardığımız bir mekanizmadır bu. Bu mekanizmanın zarar görmemesi gerekiyor. Yani bizim işimizi gücümüzü bırakıp biraz da bununla uğraşmamız gerekiyor. Bakanlar Kurulu bununla uğraşıyor galiba değerli izleyiciler. Bakanlar Kurulu'nda bekleyen ve değer artışı sağlayan emlakların vergilendirilmesini öngören bir yasa tasarısı var. Anlaşılabildiği kadarıyla, içeriğini tam öğrenemedim. Bu konuyla da bu yakından ilgilidir. Dolayısıyla bu konu belki böyle hassas sayılıyor, tartışılmıyor. Sayın Angolemli'nin dediği gibi yeterli bilgi verilmiyor. Ama tabii Hüseyin Bey'in sorduğu sorunun ikinci kısmı neydi? Bu malların şu anda kimlerin üzerinde olduğu? Belki bu kişisel bilgiler kapsamına da giriyor olabilir. Hüseyin Bey benim lisede matematik hocamdı. Üzerimde çok emeği var sevgili hocam. Belki de bu bilginin size verilmesi doğru değil diye de kendisiyle bir diyaloğa girmek isterim buradan. Nitekim zaten sorusunun ilk bölümüne cevap verilmiş. Bakanlar Kurulu'nda böyle bir yasa tasarısı olduğunu da sizlerle paylaştım. Önümüzdeki günlerde belki bu konu daha fazla gündemimize gelecek. Biz de bu konuda daha fazla bilgi edinmek, sizlerle paylaşmak ve yorum yapmak olanağını bulmuş olacağız. Değerli izleyenler, politika bugünlük bu kadar. Az sonra Sayın İnanç Babaliki ile birlikte klasik arabalar konusunda söyleşeceğiz. Tabii bu klasik arabalar, şimdi onlar bunu formal kalıplara da sokuyor olabilirler. İşte bu kadar yaşta olursa, şöyle bakılırsa, böyle bakılırsa diye bize izah edebilirler. Ama bizim için klasik olup da onlar için klasik olmayan arabalar da olabilir. Hem yani böyle eski arabalarımızla, arabalarımızın bakımını yapmak bir zevk mi? İşte hafta sonuna giriyoruz, arabamızın bakımını yapmak, biraz kendimize göre onu şekillendirmek, buna modifiye etmek derler galiba. Biraz sonra İnanç Bey'e bunları soracağım. Aynasını, camını, bulunmayan bir şeyini bulmak, uzaklardan getirmek, internet üstünden veya haberleşerek bize güzel, hoşça vakit geçirebilir. Tabii birçok insan tanıyabiliriz bu sayede. Normal hayatımız içerisinde ilişki kurmadığımız ama işte klasik arabalarımızla hafta sonu buluşarak
bir ada gezintisi yaptığımız, bir ralliye katıldığımız insanlar edinebiliriz. Bunları İnanç Bey'le az sonra konuşacağız. Bence güzel bir sohbet olacak. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra da araba konuşuyoruz. Ermataş Limited ve Kanaş Şirketler Grubu'nun sunduğu Bakış Açısı devam edecek.